Bakın, vekilin söylediğinden evet. şu çıkıyor. Federasyon kuracak, dolayısıyla bölgelerde idari yapı olacak. Bu madde o anlama mı geliyor? Merkezi idari kapsamındaki kamu kurum ve kuruluşlarının kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle düzenlenir. Bir... O başka. Şimdi nasıl bunu böyle yapıyorlar? Yani o başka. Hayır, şey o başka. Şirin Hanım, 10. madde'nin son fıkrasına şey. eklendi. As Sayın Bekir konu, o da şu: Bakanlıkların kurulması, kaldırılması, görevleri ve yetkileri. Teşkilat yapısı ile merkez ve taşra teşkilatlarının kurulması Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle düzenlenir. Evet. 10. madden son fıkra. Evet. Evet. Bu buradan evet. siz buradan Evet. bak. Burada Cumhurbaşkanımıza verilen kararname etkisi İçişleri Bakanlığının işte ilçe kendi tüm bakanlıkların teşkilat yapıları ile ilgili. Yani düşünün Aile Bakanlığının bir ilçede teşkilatı kurulacak onunla ilgili veya Adalet Bakanlığının bir ilde teşkilatı Öyle değil. kurulacak veya İçişleri Bakanlığının veya Enerji Bakanlığı. Bir dakika. Sadece il ilçe... Siz diyorsunuz ki yani Ka sadece ben... iller Yok. ya da ilçelerdeki kamu kuruluşlarının teşkilat yapısına Şimdi, karar vereceğim. Bir daha hayır. okuyayım. İzleyicilerim... Size vereceğim, vereceğim. Bir daha okuyayım. İzleyicilerim Buyurun. siz de, e, ne anlıyorsunuz? Bakanlıkların kurulması. Bakanlıkların kurulması. Yani şu anda 24 bakanlık var. 28'e çıkarabilir, 30'a çıkabilir. O Cumhurbaşkanı yetkisinde. Bakanlıkların kurulması, kaldırılması, görevleri ve yetkileri, teşkilat yapısı hep bakanlıklarda da bahsediyor. Teşkilat yapısı ile Teşkilat yapısı ile merkez ve taşra teşkilatlarının kurulması Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle düzenlenir. Madde bu. O belli değil. Işte. Yani ya oradaki, okudu, nasıl belli oradaki, o, o yoksa yok değil. Var var. Yok.